Merhaba arkadaşlar. Ben Arif. Bugün bir ay doğar ilk akşamdan geceden türküsünü yapıyoruz. Başlayalım. Türkü ritimleri değişiyor sürekli içerisinde. 11-8, 5-8 ve 9-8 ritimlerinde değişiyor. Türkünün saz bölümü zor. Çarpmalar, çekmeler ve takma da basit olsa var. Söz bölümü ama kolay. Yani bağlamada yeniyseniz, yani başlangıç seviyesinden bahsetmiyorum. Başlangıç seviyesi ise zaten bu türküyü çalması çok zor. Neredeyse imkansız. Ama yeni başladınız, biraz ilerlediniz. Artık farklı kalıpları ve süslemeleri yapıyorsunuz. O zaman söz bölümünü çalışabilirsiniz. Söz bölümünü çalışabilirsiniz. Saz bölümü yine ağır gelecektir ama çekme çarpmalara hakimseniz o zaman saz bölümünde çalışabilirsiniz. Bunu baştan belirteyim arkadaşlar. Başlayalım. Hemen. Ne var? İlk önce la do re ile başlıyoruz. Evet. Mi la mi la var ama ilk mi çarpma demiştim. Nota dersinde. La do re. İlk mi'yi çarparak çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi tezene vurmadan çarparak çıkardım. Oldu. Burası biraz sizin kafanızı karışacak. O zaman o yüzden birkaç tekrar yapayım. La do re mi la mi la. La do re çarp la mi la. Çarp la mi la şeklinde derseniz kafanızda daha kolay oturtursunuz. La do re mi la mi la. La do re mi la mi la. Evet, biraz daha. La do re mi la mi la. Yavaş yaptım. Evet. Bir daha yavaş yapayım. La do re mi la mi la. Ankara Gelibolu. Evet, mi fa sol mi. Mi fa sol mi. Normalde bu ne demiştim? Mi fa mi. Yani bu yapamazsanız, yani sizin için zor gelecekse böyle çalın. Mi fa mi düz. Ama bu burada nasıl göstermişim? Mi fa sol mi. Yani fa sol mi. Evet. Fa sol mi. Fa sol mi. Böyle çalışabilirsiniz mesela elinizi alıştırmak için yapamıyorsanız. Fa sol mi, fa sol mi şeklinde çalışabilirsiniz yavaştan hızlıya doğru. Mi fa sol mi, mi fa sol mi, mi fa re. Orada bir bağ var, uzatma bağ. Mi fa sol mi, mi fa re. Mi fa sol mi, mi fa re. Ne oldu? La do re mi la mi la mi fa sol mi mi fa re. Söylemeden çalayım. Evet, güzel bir giriş. Keyif alırsınız arkadaşlar bunu çalarsanız bu şekilde. Bağlama çaldığınızı hissedersiniz ki zor bir hal. Yani bunu çalıyorsan artık ben bağlama çalıyorum diyebilirsin yani bunları, bu hareketleri yapıyorsan. Evet. Yani güzel hareketler bunlar. Evet, ne var ondan sonra? Fa sol fa sol mi fa re 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 fa do geliyor. Şimdi burada 1-3 1-3 dedim. Fa sol fa sol mi fa re re fa do. Normalde hızlısı bu. Hatta türkünün içinde göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bu hareket zor. 1-3 yaparsanız tercihe göre 2-4 de yapabilirsiniz. 2-4 yapıyorum ben genelde ya da 1-3 değiştiriyorum. 2-4 çarpma da yapabilirsiniz. 1-3 biraz daha kolay olabilir. Ya da size hangisi kolay geliyorsa. Fa sol fa sol mi fa re re fa do. Buradaki re fa do arkadaşlar aslında sesi kesme. Re sesi uzamasın diye düşünülen bir şey. Yani bak, re uzamaya devam ediyor, do'yu bozuyor. Onu kesmek için en sonunda bir fa çarpması yapıp alt telin sesini kesiyorum. Do tek başına kalıyor burada. Evet, gelelim diğer tarafa. Re fa re mi do. Burası da re re mi do. Bu arada bundan önceki yerde fa sol sol mi fa re re do dediğim yerde
Fa mi re re do. Düz yapabilirsiniz eğer hakim değilseniz bağlamaya kadar, ya da fa fa mi re re do. Düz çarpmadan yapabilirsiniz. O çarpmaları çıkarıyorsunuz aradan. Gelibolu gibi bir şey oluyor. Evet. Re fa re mi do. Bu da re re mi do normalde. Çarpma ekliyoruz. Re fa re mi do mi. Re fa do do si. Re fa do do si. Buradaki fa'nın mantığı yine re'nin sesini kesmek. Mi re fa do do si. Aslında orada fa sesini çıkarma derdimiz yok. Re'nin sesini kesmek istiyoruz. O yüzden o fa'yı böyle sert vurup böyle çıkartmaya çalışmayın. Yani orada ses kesmek amacımız. Evet. Re fa re mi do mi re fa do do si. Evet. Ondan sonra do si do si re si. Bunun çalışmalarını yapmıştık. Artık yapabilmeniz gerekiyor. Evet. Evet. Do si do si re si. Çekme. 2 orta telde. 2-4 belki zor gelir. 4-2 yaparsınız. 4-1 yaparsınız arkadaşlar. Böyle 4. parmağın üzerine güçlü olması için. Ben genelde böyle yapıyorum. Öyle alışın. Evet. Yaparsınız. Sonra re fa re fa do si la. Bir şuraya kadar çalayım. Bir bütünlük olsun. Tatlı geliyor değil mi? Net geliyor böyle, canavar gibi böyle tıkır tıkır. Bir daha çalıyorum. Tatlı tatlı geliyor böyle. Çalması çok keyifli arkadaşlar. Yaptın mı bu hareketi, çaldığını hissediyorsun. Ondan sonra si do la do re do re si la. Evet. Üst telde çarpma yapıyoruz arkadaşlar. Do'dan re'ye çarpma yapıyoruz. Do re do re vuruyoruz mızrapları. Si do la. Ondan sonra üst telin boşu. Hemen ardından bir la daha vuracağız. Burası da kafa karıştırıcı. Do re do re si do la la. Evet, bunu bir döngüye çevirelim şöyle. Do re do re si do la 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 la. Do re do re si do la 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 la. Ya da şeyden alalım, 9-8'likte tam. Si do la do re do re si do la 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 la. Si do la do re do re si do la 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 la. Ve saz bölümü bitiyor. Bir çalayım hızlı. Yavaş çalayım. Dedik ve saz bölümü bitti arkadaşlar. Bunun üzerine düşün, bu hareketler size çok şey öğretecek. Çok çalması keyifli. Şimdi söz bölümüne geliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, söz bölümü, eğer bu saz bölümü size çok ağır geldiyse söz bölümüne uğraşın. Yine aynı saz bölümünün basit hali bunun içinde var. Hemen giriyorum. Fazla uzatmayacağım. La do re mi 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 fa sol fa mi re re do re mi mi fa sol fa mi re re. La do re mi 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 fa mi fa re fa mi re re do re mi do mi re do do si. Bu arada telif gelir mi? Bayağı çaldım. Evet. Dura dura çalayım. Dura dura çalalım. Şu 11-8'li kısmı bir daha çalıyorum. La do re mi 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 fa sol fa mi re re do re mi mi fa sol fa mi re 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 re.
ondan sonra la do re mi 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 fa mi mi fa re fa mi re re do. Evet. Ondan sonra şey geliyor. 5 8'li kısım. Re mi do mi re do do si do re si re do si si la. Ondan sonra 9 8'lik si do la do si la 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 la. Sonra bir daha la do re mi 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 fa sol fa mi re re do re mi mi fa sol fa mi re 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 re. Bundan sonraki işte o saz bölümünü dedim ya, basit hali bundan sonra geliyor ama tabii türkünün söylendiği kısım. Siz o başa bu kısmı ekleyebilirsiniz. Ya do re mi 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 fa mi mi fa re fa mi re re do re mi do mi re do do si do re si re do si si la si do la do si la 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 la. Sonra bir daha çalıyorsunuz o kısmı. Ya do re mi 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 fa mi mi fa re fa mi re re do re mi do mi re do do si do re si re do si si la si do la do si la 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 la. Ve türkü bitiyor. Arkadaşlar bu kadar türkümüz. Artık ilerlediğimiz için o basit yerlerin üzerinde fazla durmuyorum. O kısımları siz halledebilirsiniz. Eğer beni takip ettiyseniz ya da başka bir kursa gidiyorsanız, ilerlediyseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Çok güzel bir türkü. Çalarken çok keyif alacaksınız. Çaldığınız zaman sizi gören kişi şöyle diyecek. Adam çalmayı öğrenmiş diyecek bunu çaldığınız zaman. O saz bölümünü özellikle. Zaten bundan sonraki türküler ya bundan önceki türküler hep öyle bir ne alarsa falan ondan bir iki türkü önce hep öyleydi zaten. Hele bundan sonrakiler bayağı bir iyi olacak. İyi çalışmalar.